Herkese merhaba, Sporcu Baba YouTube kanalından Ertaç Kayoğlu ben. Şimdi bugün özellikle evde yapabileceğiniz hareketlerle ilgili bir video daha hazırladık. Mat üzerinde ya da evde, yumuşak bir zeminde yapabileceğiniz karın hareketleri. Şöyle başlangıç düzey, orta düzey ve zor hareketler diye üçe ayırdığımız seri orta düzey hareketleri yapacağız. Bunun zor olan kısmı şöyle, çok hissettiren karın bölgesini dinlendirme kısmını biraz uzatacağız. Yani dinlendirmeyi az tutup ard arda farklı karın hareketleriyle çok tekrar yapmak ve özellikle karın bölgesindeki küçük kısalma, yani abdominallerin aktif olduğu zamanı biraz daha uzun süreli yapacağız. Çok farklı hissedeceksiniz. Önemli, yaparken önemli dikkat edilmesi gereken noktalara söyleyeceğim. Çünkü karında en büyük problemler boyuna, bele yüklenilmesi, yani hatalı yapımlar. Açılarla ilgili her şeyi söyleyeceğim. Sesini açın ve isterseniz karşısına geçin ekranı, beraber karın çalışalım. Nasıl aktif ve etkili olduğunu göreceksiniz. Göstereceğim karın hareketlerinin iki tane en önemli noktası var. Normal serilerden farklı olarak. Bir, seriyi de bırakmadan yaklaşık 40 ya da 50 hareket arasında bir hareket yapacağız. Düzgün formatta, belimize, boynumuza yüklenmeden. Ve buradaki hareketleri, yani karını 3 bölgeye ayırırsak, alt karın, üst karın ve oblikler gibi 3 ayrı bölgeyi her seride çalıştıracağız. Yani değiştirerek devam edeceğiz. Bu da karındaki büyümeyi ve devamını artıracak. Serimizde çok güzel hissettim. Sırtı kaldırıyorum. Karın sıkılı ve yere doğru baskılı. Tek diz önce, sonra ikinci tabletop deniyor pilateste. Sırt havalı, aktif, karın aktif. Elleri uzatıyorum. Önce üst karına başlayayım. Kısa kısa. Nefes vererek uzanıyorum. İçinizden sayın. Toplam 50 hareket yapacağız. 7, 8, 9, 10. Yukarıda kal. Bir sağ, bir sol. Obliklere geçtim yanlara. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Şimdi alt karına geçeceğim. Başımı bıraktım, sırtımı yapıştırdım. Çift ayak, öne uzat, dizi çek. Öne uzat, çek. Bu da en önemli konu, bel. Yani lordos bölgesi, belin yukarı kalkması engelleniyor. Yani karın sıkılı ve dışarı değil, içeri basılı. Halde devam ediyor. 6, 7, 8 ve hızlı yapmamaya gayret gösterin, vücudu oynatmadan. 9. Şimdi bisikletle iyice alt karnı yükleniyorum. Devam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayakları yukarı itiyorum. Finali üst karına devam ettiriyorum. Ayakları odayken alt karın aktif. Tabii üst karın hareketli şekilde çalışıyor. Son 3, 2, 1 ve başı bırak, ayakları tek tek. Birinci setimiz biraz ısınma gibi oldu. Giderek dozajı arttıracağım. Daha bundan 4 tane daha var. Evet, yaklaşık 15-20 saniyelik bir karını rahatlattıktan sonra, bıraktıktan sonra tekrar devam edelim. Bu sefer ayak tabanları yerde, başı kaldırıp eller avuçları yerde olacak şekilde karın aktif. Boyun mesafeli, çeneye yapıştırmıyorum. Kısa kısa elleri yere sürterek, nefes vererek itiyorum üst vücudu. 4, 3, 2, 1. Yukarıda kal, tabletop'a gel ve çift ayak uzat. Alt karnına yükleniyorum, üst karnı bu sefer stabil. Alt karnı iyice uzatıyorum. Vücudu sabit tutarak 4, elleri yere basarak, dirsekleri diyerek 3, 2, 1. Şimdi biraz zorlamak istiyorum. Kısa kısa yukarıdan kendine doğru çek. Üst karnı oynatma. Elleri yere bas. 6, 5, 4. Hissetmeye başladığınız 3, 2, 1. Ellerini uzat. Kısa kısa, hiç düşünmedik üst karnı. Çok iyi hissettirecek. 5, 4, 3, 2, 1. Ve bırak. Ve küçük küçük rahatlatmak için vurabilirsiniz. Karın 5-6 saniyede kendini bırakan bir kas grubu.
rahatlığını eklemek için, zorlaştırmak için elini matın arkasına koydum. Dirseği büküyorum, geriye hafif yaslandım. Karnı sıkıyorum, dizleri kaldırıyorum. Tek diz, uzat ve çek. Bunu yaparken eğer omuz rahatsız ediyorsa biraz daha yanlara açılırsınız. Ya da arkaya doğru açtığınızda omuzla biraz açmış olursunuz. Önemli olan boynun çok kas olmak, rahat bırakmak. 3, 2, 1. Şimdi dizleri çek, dirseklerle birlikte çek, uzat. Dirseklerle birlikte iyice vücudu bize yaklaştırmaya çalışıyorum, aynı anda uzaklaştırıyorum. 4, 3, alt karın özellikle çok aktif. Son 2, 1. Şimdi dizler düz, başı bırak ve bisiklete devam et, ellerini yere bas. Uzat alt karını, şu anda üstüne gidiyorum resmen. Bel ağrısı olanlar, ya karın kasları kuvvetsiz olduğu için bel ekleniyor, ya da patolojik bir durum var, üzerine çok gitmeyin, dinlen. Ayakları yukarı uzattım, başı kaldırdım, kısa kısa. 7, 6, 5, 4. Ve bırak. Gördüğünüz gibi orta abdominal kısım ve alt inanılmaz. Evet, sevdiğimizde bir de yan karın dediğimiz oblikleri çalıştıran bir orta düzey hareket ekleyelim. Dirsek omuz üst üste, avuç için yere basıyorum. Ayaklar yan şekilde yere temas ediyor. El belde ve tam yan duruşu yapıyoruz. 15 çarpı 2 yönde hareketi yaparız. Kalça aşağı iniyor. Olabildiğince yandan yukarı doğru çıkıyor. Özellikle hepsi üstü karın çalışılmaz. Bir tane de yüz üstü örneklerden vereyim. Plan pozisyonu aldık. Ellerini birleştirdik. Ayakları geriye gerdikte koyduk. Kalça yukarıda, kafa gergin. Rahat bırakıyoruz boynu. Tek dizi yavaşça çekiyorum, çekebildiğim kadar ve bırakıyorum. Bir sağ bir sol. Bunu az çekerseniz hiçbir işe yaramaz. Olabildiğince karnına yaklaştır dizini, hatta vurmaya çalış. Hiç bırakmadan çapraz bu sefer. Oblikler, yanlar. Üst vücut formatı bozulmuyor. Hareket dizden başlayıp kalçayı döndürüyor sadece. Omuzlar sabit. 3, 2, 1. Şimdi bir de kalçayı sabit tutup üst gövdeyi sabit tutup ayakları aç kapattık. Burada alt karnını kor kuvveti inanılmaz etkiliyor. Son 2, 1 ve plankta bırakıyorum. Ellerimizin altında. 3, 2, 1.